Ankebut suresi 17. Bak diyor ki Allah şu anki Darwinistlere, o devirdeki Peygamber Efendimiz zamanındaki müşriklere bakıyor. Bu devrimize bakan yönü yani açıklıyorum. Siz yalnızca Darwinistlere hitap var. Siz yalnızca Allah'tan başka bir takım putlara tapıyor ve bir takım yalanlar uyduruyorsunuz. Atomu put haline getirmiş. Atomlar diyor ki ya diyor biz niye duruyoruz diyor atomlar. Ne yapalım diyor. Ya bir protein yapalım diyor ya. Nasıl molekül halkası çok karışık diyorlar ya böyle. Olacak iş diyor yani çok kapsamlı bir şey oluyor. Sen takma kafanı diyor. Gel bakalım ey karbon sen de oksijen sen de gel diyor. Yani arkadaşlar bir araya geliyorlar. Nefis bir tane protein oluşuyor. Ey protein toplulukları diyor tesadüfen olan protein toplulukları. Malezya'daki protein diyor. Sen de buraya gel diyor. İnşallah. Singapur'daki olan da geliyor. Konya'da olan da geliyor. Hepsi bir araya geliyorlar. Protein tozu oluyorlar. Ya diyorlar bu nasıl iştir ya? Bir hücre olamadık diyorlar. Yumun gözlerinizi arkadaşlar hep beraber diyorlar. Bakın göreceksiniz hücre olacağız diyor. Bir yumuyorlar gözlerini bir de bakıyorsun ki hücre olmuşlar. Bunların anlattığı bu. Evet, evet hocam. Evet. İnşallah. Atışın İnşallah. Şekli bu. Nazmi Bolatar havası var yani Bak bir takım yalanlar uyduruyorsunuz diyor Allah. Gerçek şu ki sizin Allah'tan başka taptıklarınız size rızık vermeye güç yetiremezler. Değil mi? Mesela Allah limon ağacı yaratıyor, portakal ağacı yaratıyor, incir ağacı, zeytin ağacı, buğday. Bütün gıdaları da Allah canlı yaratmış. Hepsi hücre sahibi varlıklar. Mesela buğday diyor adam diyor buğday. Buğdayın işi her yeri hücre dolu. Ve her yeri kromozomlarla dolu. Mesela portakal diyorsun. Portakalın her yeri hücre doludur. Ve her yeri kromozomlarla dolu ve muazzam bilgi hazinesidir. Yani portakalın tadı, kokusu, rengi, şeker miktarı, içindeki C vitamininin hangi oranda olacağı, kalsiyumun hangi, magnezyum, fosfor, mangan, bunların hangi oranlarda olacağı, B1, B2, B3, B6, B12, vitaminlerinin nasıl olacağı, değil mi? İnşallah. Oranları, evet. Hepsi kromozomlarda kodlu. Maşallah. Adamlar eczane gibi. Bir tek portakal. Portakal nasıl sulacak? Kokusu, şekerinin çok yüksek olmaması, çok da aşağı olmaması. Değil mi? Evet. İçindeki sitrik asit. Yutkunuyorum şimdi portakal aklıma geldi. Çok tuttu. Değil mi Washington portakal mesela açtığımı böyle üstündeki paketi. Evet. Muhteşem bir paket var değil mi? Yumuşacık. Çektim mi be hemen açılıyor. Tertemiz içinden gıcır gıcır portakalın eti çıkıyor. Üstü mis gibi kokuyor. İstediğin gibi mesela atsan da üstte de duruyor hiçbir şey olmuyor. Mükemmel bir ambalaj üstünde. Maşallah evet. Nerede kodlu? Kabuğundan jiletle küçücük bir parça alsak binlerce kromozom kodlu orada anlatıyor. İnşallah. Kütüphane gibi. Yuvarlaklığı, ağacının şekli nasıl olacak, dalları nasıl olacak, nasıl çiçek açacak, çiçeğin tozlanma sistemi nasıl olacak, çiçeği hangi mevsimde açacak, hangi mevsimde kapanacak, mevsimi nasıl anlayacağı da yazılmış ayrıca. İnşallah. Maşallah. Baharı nereden anlayacak, kışı nereden anlayacak? Değil mi? Çiçeğinin kokusu nasıl olacak? Çok şahane bir kokusu vardır. Evet hocam. Tabii. Maşallah. Çiçeğinin kokusu nasıl olacak? Yaprağının parlaklığı, yaprağının ebadı, şekli, ağacın boyu. Bunların hepsinin tesadüfen olduğunu söylüyorlar. Bu şımarıklığı Allah'ın karşısında söyleyemeyecekler. Bak dilleri tutulacak göreceksiniz. İnşallah. İnşallah. Yani bu münasebetsizlik, bu sahte entel havalar ahirette tamamen zavallılığa dönüşecek. İnşallah. Perişanlığa dönüşecek inşallah.